Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tayyibina tahirin. Ve la'natullahi ala a'daihim ecma'in. Min el-ana ila qiyami yevmiddin. Allah ibadet ve itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Ya eyyühen nas, kulu mimma fil ardı helalen tayyiben ve la tettebi'i hutuvatı şeytan innehu lekum aduvun mubin. Ey insanlar, yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanından yiyin. Şeytanın izinden yürümeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Allah Azze ve Celle açık ve net bir şekilde helal lokmadan söz etmiştir. Beşer bunca helal lokma var iken, helal nimetler var iken niçin harama el uzatıyor? Niçin haram sofraya oturuyor? Dün huzurlarınıza insanın haram yemesinin nedenlerinden ilkinin cehalet olduğunu arz ettik. Beşerin haram lokmaya el uzatmasının nedenlerinden ikincisi ise hırstı, tamahıdır. Hırs hakikatta insanın kemale ulaşmasında büyük bir engeldir. Bu hastalığa muptela olan birisi kemalatlardan, güzellikten, maneviyattan yoksun olmuştur. Hırs hastalığına kapılanlar devamlı güzelliklerden mahrum olmuşlardır. Dolayısıyla beşer bunca helal var iken harama el uzatmamalıdır, tamah etmemelidir. Ebu Basir İmam Sadık aleyhissalatü vesselam'dan şöyle naklediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem zamanında Ashab-ı Suffa'dan olan Sa'd çok fakir ve yoksuldu. Tabiri caizse hiçbir şeyi yoktu. Ama devamlı cemaat namazlarına şirket eder, farz namazlarını Resulullah'ın cemaat namazında eda ederdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ona teveccüh ederdi. Sevgi ve muhabbet gösteriyordu. Bir gün Allah Resulü Sa'da, ey Sa'd, elime bir şey gelirse senin ihtiyacını gidereceğim buyurdu. Allah Resulü onun hal ve durumuna çok üzülüyordu. Bir gün Cebrail elinde iki dirhemle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin yanına gelerek, ya Resulallah, Allah senin ne kadar çok üzüldüğünü biliyor. İster misin Sa'd'ın ihtiyaçları karşılansın? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, evet çok isterim. Sa'd muhtaç olmasın. Cebrail, bu iki dirhemi al, Sa'da ver, onunla ticaret yapsın dedi. Peygamberimiz öğlen namazı için mescide gelirken Sa'd'ı yolda gördü. Ey Sa'd, iyi ticaret yapar bilir misin? Ticaretten anlıyor musun dedi. Sa'd, ya Resulallah, elimde bir şey yok ki ticaret yapayım. Benim dünyalık olarak elimde herhangi bir param yok ki ticaretle uğraşayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Cebrail'in verdiği o iki dirhemi Sa'da verdi. Al git bununla ticaret yap, rızkını kazan buyurdu. Sa'd peygamberimiz de öğlen ve ikindi namazlarını eda etti. Namazdan sonra Resulullah, ey Sa'd, kalk git ticaretinle meşgul ol, rızkının peşine koyul. Sa'd o iki dirhemi sermaye yaptı. Ticarete başladı. Çok kısa bir zamanda dünya Sa'da yüz çevirdi. Artık ticareti güzel bir şekilde büyümeye başladı. Öyle ki Sa'd caminin önünde bir dükkan kiraladı, bir dükkan açtı. Etraftan gelenlerin malını alıp satıyordu. Bilal ezan okuduğunda, peygamber namaza geldiğinde Sa'd hala ticaretle meşguldu. Hala abdest alıp namaza hazırlanmıyordu.
Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, ey Sad, dünya ticareti seni ahiretten alıkoymuyor mu dedi. Sad, ya Resulallah ne yapayım, malımı zay mı edeyim? Daha sonra etraftaki adamları peygambere göstererek, ya Resulallah buna mal vermişim, parasını alacağım, öbürüne mal satmışım, parasını bekliyorum, diğerinden mal almışım, parasını vereceğim dedi. İmam Bakır aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor, Sad'ın bu hal ve durumu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme Sad'ın fakirlik günlerinin hüzün ve acısından daha ağır geldi. Cebrail peygamberimizin yanına geldi. Ya Resulallah, Allah Sad hakkındaki üzüntünden haberdardır. Sad'ın ilk durumu mu yoksa şimdiki hali mi iyidir? Ya Resulallah, Sad'a de ki, verdiğim o iki dirhemi geri ver. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem namazdan sonra Sad'ı gördü. Sad'a o iki dirhemi geri vermesini istedi. Sad, ya Resulallah, iki dirhem mukabilinde 200 dirhem vereyim sana dedi. Resulallah, hayır, sana verdiğim o iki dirhemi ver bana dedi. Sad, Peygamberimizin o iki dirhemini geri verdi. Bu iki dirhemi geri vermesiyle adeta Sad'ın işleri artık yavaş yavaş kötülemeye başladı. İmam Bakır aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Sad, o iki dirhemi verdikten sonra adeta dünya Sad'dan yüz çevirdi. Tüm ticaretinde iflas etti. Eski fakir haline geri döndü. Evet, değerli müminler, değerli kardeşlerim. Elimizdeki nimetlerin kadir kıymetini bilmeliyiz. Nimet, hakikatta bizleri ahirete taşıyan bir vesile olmalıdır. Elimizdeki sermayemiz bizi Allah'a götüren birer binek olmalıdır. Elimizdeki nimetler bizi Allah'tan uzaklaştırıyor ise, bizi namazdan, cemaattan alıkoyuyor ise, o nimetin hiçbir faydası yoktur. O nimet hakikatta dünyada insanı bedbaht ettiği gibi kıyametten de mahrum edecektir. Beşerin haram lokmaya el uzatması, haram sofraya oturmasının nedenlerinden üçüncüsü ise haramın cazibesi ve çekiciliğidir. Haram lokma bazılarını cazbetmektedir. Çekicidir haram lokma. Çünkü kazanmak ve ulaşmak kolaydır ve zahmetsizdir. Genel olarak insanlar zahmetsiz zengin olmak istiyor. Zahmet çekmeksizin paraya, sermayeye sahip olmak istiyor. Bu zaafı şeytan iyi bildiği için insana süslemektedir. Haramı cazibeli bir hale, çekici bir hale getirmektedir. Helal kazanç meşakkatlidir ve şeytanın vesvesesiyle doludur. İnsan rahat talep olduğu için hemen kendisini haramlara yönlendirmektedir. Fakirlik asla ve asla haram lokmaya el uzatmaya cevaz vermemektedir. Peygamberimiz 3 yıl Şa'be Ebu Talip'te ambargoda büyük bir baskı altındayken asla harama el uzatmadı. Emirül Müminin İmam Ali aleyhissalatü vesselam ailesiyle birlikte 3 gün aç uyudular ama asla harama el uzatmadılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Cabir bin Abdullah el-Ensari'ye şöyle buyurdu. Ya Cabiru qivamu dini ve dünya bi'arba'atin. Ey Cabir, din ve dünyanın kıvamı şu dört şeyle ayakta durur. Hakikatta camiada din şu dört kişinin omuzlarındadır. Alimun yesta'milu musta'milin ilmehu. İlmine amel eden alim.
Hakikatta camiye ve toplumda ilimlerine amel eden alimler toplumun bir sütunudur, dayanağıdır. Müminlerin sığınağıdır. İlmiyle amel eden alim hakikatta bal arısı misalidir. Onun ilminden etrafı istifade etmektedir. Allah korusun, ilminden istifade edilmeyen bir alim bal vermeyen arı misalidir. Sesi çıksa da etkili olmamaktadır. Ki ve cahilin la yestenkifu en yeteallem, öğrenmekten çekinmeyen cahil. Toplum ve camiada bilmemek ayıp ve ar değil. Öğrenmemek ayıp ve ardır. Eğer herhangi bir şeyi bilmiyor isek öğrenmeliyiz. Alimlerden, bilenlerden sormaktan utanmamalıyız. 3. Ve cevadin la yebehalu bi ma'rufihi. İyilik ve ihsan etmekte cimrilik etmeyen cömert. Allah Azze ve Celle dünyada kimilerine nimet vermiştir. Kimilerini dünyada zenginlerden karar kılmıştır. Ve bu zenginler unutmamalıdırlar. Allah'ın bu nimetlerinde cömert olmalıdırlar. Allah Azze ve Celle onlara verdiği bu nimetlerde fakir fukaraya hak tayin etmiştir. O hakta asla cimrilik etmemelidirler. 4. Ve fakirin la yebi'u ahiretehu bidunyahu. Ahiretini dünyası için satmayan fakir. Fakirler fakirliği bahane edip ahiretlerini dünyalarına feda etmemelidirler. Sabır etmelidirler. Tahammül göstermelidirler. Hakikatta bu fakirliği bahane edip harama el uzatmamalıdırlar. فَاِذَا زَيَّعَ الْعَالِمُ عِلْمَهُ اِسْتَنْكَفَ الْجَاهِلُ اَنْ يَتَعَلَّمُ. Toplumun bu dört ana sütunu vazifesini iyi bir şekilde yapmadıklarında Allah Resulü hadisin devamında şöyle buyuruyor. Alim ilmini zayi ederse, yani onu öğretmez ise, o ilme amel etmez ise cahil de öğrenmekten kaçınar. Cahil ilim peşine koşmaz. Ve iza bakhila al-ghani bi ma'rufihi ba'a al-faqir akhiratahu bid-dunyahu. Toplumun zenginlikleri iyilik yapmada cimrilik eder ise, elindeki o malı paylaşmaz ise, Allah'ın verdiği o nimeti düşkünlerle paylaşmaz ise, fakirler de ahiretini dünyalarına satar. Ey Cabir, Allah'ın nimetleri kimin üzerine çoğalmış ise insanların ona ihtiyaçları da artmıştır. Yani Allah Azze ve Celle bize bir nimet vermişse, nimetleri tabiri caizse başımızdan dökmüş ise insanların ihtiyacı da o nimetler arasındadır. O nimetleri benimdir, ben mülkiyetimle kazandım deyip toplamamalıyız. O nimetleri Allah'ın buyurduğu şekilde fakir fukaraya paylaştırılmalıdır. فَمَنْ قَامَ اللّٰهُ ف۪ي مَا بِمَا يَجِبُ عَرَّضَهَا لِلْدَّوَامِ وَالْبَقَاءِ وَمَنْ لَمْ يَقُمْ ف۪يهَا بِمَا يَجِبُ عَرَّضَهَا لِلزَّوَالِ وَالْفَنَاءِ. Cabir, o halde kim kendisine verilenlerden Allah için gerekeni yapar ise, Allah'ın buyurdukları şekilde o nimetlerini harcar ise, insanlara yardım eder ise, nimetleri daim ve sabit kılar. Hakikatta dünya nimetlerini sigortalamak istiyor isek, devamlı zengin olmak istiyor isek,
elimizdeki nimetleri fakir fukarayla paylaşmalıyız. Cebimizdekinde fakir fukaranın hakkını çıkarıp fakir fukaraya ulaştırmalıyız. Kim de üzerine düşen vazifeyi gerektirmezse, yapmazsa gerektiği şekilde elindekileri zeval ve yokluğa sevk etmiş olur. Allah korusun, cimrilik ederse, hırs ve tamah elbisesi giyinip hırs ve tamaha girer ise, nimetleri kendisine saklama düşüncesinde olur ise, o elindekileri zeval etmiştir. Hakikatta o elindekiler yok olmaya mahkum olmuştur. Allah Azze ve Celle bizleri etrafına duyarlı müminlerden kararı kılsın. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.